Kitap TV izleyicileri, yani bu ikinci sohbetimizde de yine kaldığımız yerden konuşmamıza devam edelim. Birinci programımızda Mevlana'nın ve Mesnevi'nin günümüzde mazhar olduğu büyük teveccühün sebepler üzerine dilimiz döndüğünce durmaya gayret etmiştik ama belki değerli izleyicilerimizin Hazreti Mevlana kimdir sorusuna cevap olmak üzere bazı hayatından satır başlarını bilmek isteyeceklerini düşünerek bu programda da Hazreti Mevlana'nın hayatından bahsetmek istiyorum. Hazreti Mevlana günümüzde Afganistan topraklarında kalan tarihi Belh şehrinde muhtemel tarihe göre 1207 tarihinde dünyaya gelmişlerdir. Bu yıllar Orta Asya topraklarının büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu, Moğol tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yıllardır. Çeşitli rivayetler var. Bir rivayete göre Hazreti Mevlana 5 yaşındayken yahut 8 yaşındayken babası devrin büyük alimi Sultanül Ulema lakabıyla maruf olan Bahaüddin Veled yaklaşan Moğol tehlikesinden ailesini uzaklaştırmak maksadıyla uzun bir yolculuğa çıkıyor. Hakikaten onların hicretinden hemen bir yıl sonra Moğollar bu tarihi kültür şehrini ele geçirmişler, yakıp yıkmışlardır. Mevlana ve ailesi önce İran üzerinden geçerler. Nişabur'da Mevlana'nın hayatında daha sonra büyük izler bırakacak olan dönemin sufilerinden, büyük sufilerinden Feridettin Attar'la karşılaşırlar. Rivayete göre Attar baba ve oğlu gördüğünde şu manalı cümleyi söyler. Baba önde, çocuk arkadadır. Allah Allah der, Attar. Şu göle bakın ki arkasında bir okyanusu takmış gelmekte. Göl dediği kişi dönemin en büyük alimi Sultanül Ulema olan Bahavelet, Mevlana'nın babası. Okyanus dediği henüz demek ki 8-10 yaşlarında olan tahmini yaşa göre Hazreti Mevlana. Demek ki Mevlana'daki büyük cevheri, istidadı sezmiş ve bu şekilde istikbal hakkında büyük bir haberde, öngörüde bulunmuş. Mevlana ailesi daha sonra Hicaz'a gider, hac görevlerini ifa ederler. Hamda Halep'te, Şam'da bir miktar oyalanırlar. Mevlana'nın bu yıllarına ait çok malumatımız yok ama muhtemelen ilk tahsilini Halep'te, Şam'da yaptığı düşünülebilir. Nihayet yaklaşık 10 yıllık bir yolculuğun sonunda Larendi'ye yerleşilir. O sırada Selçuklu tahtında alimin hamisi olan büyük bir hükümdar Alaaddin Keykubat oturmaktadır Selçuklu tahtında. Büyük Sultan hüsnü kabul gösterir ve Bahaüddin Veled burada Konya medreselerinde baş müderris olarak göreve başlar. Artık delikanlık yaşlarını sürmekte olan Mevlana burada evlenir Gevher Hanım'la ve ilk çocuğu Sultan Veled Anadolu topraklarında dünyaya gelir. Babası vefat ettiğinde Mevlana henüz genç yaşlardadır fakat büyük bir bilgiye, birikime sahiptir ve babasından boş kalan müderris görevine atanır. Bu sıralarda evvelce babasının talebelerinden olan şimdi Kayseri'de metfun Seyyid Burhanettin Tirmizi, Tirmizli, Muhakkık
Seyyid Burhanettin Konya'ya gelir ve babasının yadigarı olan Celaleddin'i manevi himayesine alır. 10 sene kadar Mevlana'nın eğitimiyle meşgul olduktan sonra Kayseri'ye gelir ve burada vefat eder, buraya defnedilir. Günümüzde nasıl Konya Mevlevilik açısından önemli bir merkezse, Kayseri'nin de manevi bir merkezi olmak üzere Seyyid Burhanettin dergahı, türbesi ziyaret edilmektedir. Fakat Mevlana'nın hayatındaki büyük dönüşüm, büyük deprem adeta Mevlana'yı ikinci bir kalıba ifra eden hadise Şems-i Tebrizi'nin Konya'ya gelişidir. 1244 takvimlerin 1244 yılını gösterdiği tarihte Tebriz'den Melamet zümresinden olduğu söylenen Şems Konya'ya gelmiştir. Burada teferruatını herhalde zikretmeyi zannederim. Ne vakit müsait ne de buna lüzum var. Ama Şems adeta Mevlana'nın yıllardır beklediği kıvılcımdır. Mevlana yanmış yakılmış bir harman gibi bir kıvılcım bekleyen harman mesabesindedir. İşte o harman Şems kıvılcımıyla tutuşmuş, büyük bir yangına dönüşmüştür. O zamana kadar çevresinde ilmiyle, irfanıyla büyük bir sevgi ve hürmet halesiyle, çemberiyle çevrili olan Mevlana, Şems'i gördükten sonra öğrencilerini terk eder, çevresini bırakır, onunla hemhal olur. Yaklaşık 2 yıl süren bir sohbet sürecidir bu. Çevresindekiler yadırgarlar, derler ki Mevlana'ya, sen bu asrın ilimde de fazilette de biriciğisin. Halbuki Şems başı kabak, yalın ayak bir abdal dervişi. Sen bundan ne öğrendin ki ona bende oldun, pervane oldun? Hazreti Mevlana şu manalı cevabı verir. Der ki ben ondan hal öğrendim. Ben ondan hissetmeyi öğrendim. Bilgiden bilgiye şüphesiz çeşitli dereceler var. Şems'i tanımadan önce ben Zemheri soğuklarında, Konya'nın soğukları meşhurdur. Zemheri soğuklarında dışarıda çıplak insanlar üşürken içeride ocak başında kürk içindeydim. Dışarıda insanlar bir lokma ekmek bulamazken mükellef sofralarda doymaktaydım. Ama şimdi bütün insanların acısı acım oldu. İnsanlık geniş bir aile, ben de o ailenin bir ferdiyim. Dışarıda aç insanlar, dışarıda çıplak insanlar oldukça ben de doymaz, ben de ısınmaz oldum. Daha sonra Şems çeşitli baskılar neticesinde gayiplere karışır. Önce birinci gaybubetinde bulunur, getirilir ama ikinci defa gayba karıştıktan sonra, izini tozunu kaybettirdikten sonra Mevlana uzun süre onu arar ama artık aramasına da lüzum kalmamıştır. Çünkü artık kendisi Şems olmuştur. Şems onun benliğinde yeniden doğmuştur. O kadar ki Mevlana şiirlerinde Şems tahallüs eder. Yani şiirlerinde Şems mahlasını kullanır ve divanına da bu yüzden divanı Mevlana değil, divanı Şems denmektedir. Daha sonraki hayatının satır başlarında Selahaddin Zergup vardır, Hüsamettin Çelebi vardır. Bunlarla ilgili birkaç cümleyi önümüzdeki sohbete bırakmak üzere sözlerimi burada bitirirken hepinize Allah'a emanet ediyorum sevgili Mehtap TV seyircileri.